Herkese RTV ekranından günaydın. Bugün sizinle yine harika bir bacak çalışması yapacağız. Yattığımız yerde çalışacağız. İsterseniz televizyon karşısında, isterseniz oturduğunuz yerde, isterseniz koltukta, nerede, neresi uygunsa, neresi müsaitse istediğiniz bir alanda uygulayabileceğiniz, hem dinlenerek, hem yatarak, hem bacak çalıştırarak, hem incelterek bir egzersizler serisi yapacağız. Yeter ki egzersizleri bırakmadan arka arkaya uygulayın. Vücut güzel bir şekillensin. Önce bacaklı egzersizlerimize başlamadan önce esnetelim bacaklarımızı. Önce dizlerinizi kendinize dört çekin. Ayak bileğinizden tuttuğunuz sağlam bir şekilde ayaklarınızı yukarı doğru kaldırın. Bekletin biraz. Esneme yaparken hangi bölgeyi esnetiyorsan, o bölgede çalışma yapıyorsan o bölgeyi biraz daha esneterek bekletmen daha iyi gelecektir senin için. Tekrardan dizini kapat, topuğunu kalçana doğru çek ve yukarı kaldır. 5 kere yapacağız bunu. Dizlerimi, bacaklarımı aç kapat yapacağım. Bacak arkalarım, diz kapaklarım, diz arkası açılsın iyice. Son. Burada kafayı da yukarı kaldırın. Yetişiyorsa ayak parmak uçlarınızdan tutun. Yetişmiyorsa yine aynı şekil ayak bileklerinizde kalın. Yeter ki dizinizi düz tutmaya ve diz bacak arkasını esnetmeye özen gösterin. Bakalım yetiştik mi? Ben yetiştim. Siz de bir deneyin. Yetişiyorsanız biraz bekletelim. Esnesin. Bacak arkası yansın iyice. Sağlam tut diz kapağını. Şimdi tekrardan son bir kez dizini kendine doğru çek ve yukarı kaldır. 10'a kadar say ve bekle. 1 9 10 Şimdi bacaklarını iki yana açmanı isteyeceğim. Burada da 10 saniye bekle. 1 2 3 4 Evet, bacaklarımızı esnettik iyice. Şimdi çalışma vakti. Kendini uzat yana doğru. Kolunu kafanın arkasına, altına yerleştir. Gövdeni hizala güzelcene. Avuç içini yere koy. Göbeğinin önünde kalsın. Avuç içimizin yerde olma maksadı, amacı desteği avuç içimizden, yani yerden alıyoruz. Dengemizi o şekil koruyoruz. Çoğunuz mesela hareketi yaparken şöyle tutmak istiyorsunuz, şöyle tutmak istiyorsunuz ve yaparken geride şu şekil tutuyorsunuz, ama böyle yaptığınız zaman, mesela en basitini, bacak açıp kapatmayı yaptığınız zaman avuç yerde olmadığı zaman, mesela 5 tane indirip kaldırdık ya, belimiz burada genelde geriye doğru kayar. Belimiz sürekli kayma ve pozisyonu bozmaya meyilli olur. Şimdi avuç içini yere koyup 5 tane indirip kaldırdığın zaman da gövde seni taşıdığı için, kolların seni dengelediği için doğru pozisyonda doğru bölgeyi daha iyi bir şekilde çalıştırmış olacaksın. Evet, çok konuşmadan hemen egzersize geçelim. Şimdi vücudu hizaladık. Hizaladık. Alt bacağımı kırdım. Avuç içimi yerleştirdim. Üst bacağımı da yukarı kaldırdım. Önce parmak uçlarınız point dediğimiz size doğru baksın. Dizinizi kendinize doğru çekin ve geriye doğru yuvarlayın. 1 Evet. Diz kapağınız yukarı çevrilsin ve aşağı kapansın. Diz kapağınız yukarı çevrilsin ve aşağı kapansın. Hareket anlaşıldıysa egzersizimize başlıyoruz. 30 tane yapacağız. Bacaklarımız alev alacak. Şimdi önce uzattım bacağı. Parmaklar bana döndü. Dizimi kendime doğru çektim ve geriye doğru yuvarlıyorum. 1 2 3 4 11 12
20, hadi son 10. Çevir, 10. Det glittrer og skinner, kan du tro. Det her vi hører hjemme. Det her vi bor. Bir ve kapat. Şimdi hemen arkasından basit olan, hem dinlendiren, hem vücudumuzu, bacağımızı çalıştıran egzersizi yapacağız. Burada ayaklarınızı birbirine kenetleyin. Sağlam bir şekilde topuğunuzu kalçanıza doğru çekin. Kol yine aynı pozisyonda, avuç içim yerde. Burada sadece diz kapaklarınız açılsın, kapansın. 30 tane yapacağız. Hemen arkasından başlayalım. 1, 2, 3. On iki, on üç, on dört, on beş. Hadi son beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Ve uzat bacaklarını. Şimdi önce tek tarafımızı bitireceğiz. 5 tane egzersiz yapacağız. Her tarafımıza tek set halinde olacak. Arka arkaya yapacağız. Çok zorlandığımız an sadece 10 saniye dinleneceğiz. 2 egzersizimiz bitti. Geriye kaldı 3 tane egzersiz. Bu egzersizlerde bacağınız acayip bir şekilde çalışıp vücudunuz, bacağınız, kalçanız, iç bacağınız acayip güzel bir şekil alacak. Yeter ki pes etmeyin, bırakmayın, çalışın ve doğru bölgeyi doğru bir şekilde hareket ettirin. Şimdi bir sonraki egzersizimizi anlatıyorum. Burada ayağımı üste kaldırdım. Parmaklarım ileriye döndü. Daire çizeceğiz. Ayaklarımızla minik minik daireler, vücudumuzu çok sallamadan daireler oluşturacağız. On beş. Şimdi ters yöne 15 tane daha. Bir. On dört. On beş. Harikasın. Bir sonraki egzersizimizde zaten egzersizleri anlatırken bir 10 saniye her birinde dinleniyorsunuz. Ben çok konuşmadan hemen egzersizi anlatıp hemen arkasından egzersizimize başlayalım. Şimdi dördüncü egzersizimizde ayağın yukarı doğru kalkacak, saat dili gibi düşün. Yavaş yavaş yukarı doğru 5 kere indiriyorsun, kaldırırken hızlı bir şekilde. Yani şöyle 1, 2, 3, 4, 5 hızlı bir şekilde indirdim bunu. 10 kere tekrarlayacağız. Sadece bacağı yukarı kaldırdığımızı sayacağız. Ama siz içinizden 5 kere saymayı, takip etmeyi unutmayın. Ben hazırım. Hemen arkasından başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve hızlı bir şekilde indiriyorum. Bu bir tane oldu. 2, 9 ve son. 1, 2, 3, 4, 5 ve indiriyorum. Hemen arkasından dizlerini toparla. Burada dizlerin tam minderinle hizalı kalsın. Yani 90 derecelik açıyı koruyun. Ayak bilekleriniz bu sefer önde kalsın. Ayak parmaklarınız önde kalsın. Tekrar avuç içimi yere doğru yerleştirdim. Dizimi öbür dizimden, yerdeki dizimden ayırıp bacağımı geriye doğru aç kapa yapacağım. 1, 2, 3, 4, 20 tane yeterli olacak. 5,
12 13 Çok güzel ve yavaşça kendini yerden kaldır. Kendini diğer tarafa çevir. Rahat bir pozisyon, düz bir pozisyon aldık. Gövdeni, vücudunu hizala. Alt bacağın kalsın, uzun olan bacağın arkasında. Üst bacağın yukarıda kalsın. Şimdi burada bacaklarımızı 5 hareket, 5 egzersiz yine arka arkaya uygulayacağız. Önce geriden öne doğru başlayalım. Diz kapaklarını çek öne. Avuçlarım yerde sabit. Geriye doğru 20 tane. Aç kapat. 3 4 12 13 Süpersin. Şimdi uzat bacağını. Yavaş yavaş 5 kere yukarı kaldırıp hızlı bir şekilde aşağıya indireceğiz ve bunu 10 kere tekrarlayacağız. 1 2 3 4 5 indir. 1 2 3 4 5 indir. 3 evet. 10. Çok güzel, harikasın. Uzat bacaklarını tekrardan. Şimdi daire çizmeye başlıyoruz. 15 tek yöne, 15 diğer yöne. Yani istersen öne çevirerek veya geriye çevirerek daireler oluşturabilirsin. Şimdi bacağımı kaldırdım, üst bacağımı, parmağım ileride. Minik minik daireler çiziyorum. 3 4 5 15 ve diğer yöne çevir. 1 14 15 ve bitiriyoruz. Şimdi hemen arkasından son iki egzersizimize geçeceğiz. Şimdi burada dizini kendine doğru çek, uzat, yukarı kaldır. 20 kere yapacağız. Ardından da son bacak egzersizimizi uygulamış olacağız. Çek dizini kendine doğru. 1 2 3 4 12 13 son az kaldı 14 20 ve topla bacaklarını, topuklarını kalçana doğru çek, dizlerin birbirine birleşsin, ayaklarını birbirine kenetle, topuk kalçanın yanında kalsın. Sadece diz kapağımı açıp kapatacağım 30 tane. 1 2 3 4 13 14 15 16 17 18 19
20, hadi son 10. Uzat bacaklarını, dinlendir biraz. Dinlensin hafiften. Sen de kendini, dirseklerini yükselt, göğsünü dik tut. İstersen diğer tarafa dönebilirsin, ilk çalıştırdığın tarafa. İstersen aynı tarafta kalabilirsin. Şimdi yan pozisyondayken öndeki, yani üstteki bacağımı aldım öne doğru. Topuğumu yere sağlam bastım. Ayağınız kayıyorsa, topuğunuzu basamıyorsanız elinizle şuradan destek alabilirsiniz, tutunabilirsiniz. Şimdi alttaki bacağım, parmaklarım ileriye baktırdım. Burada iç bacağınızla, yani şu kısımla olabildiği kadar şöyle kaldırmaya çalışın. Şöyle bilek kısmı ile değil, ayağım ve dizim sıkı bir şekilde kalsın. Hareket anlaşıldıysa hemen arkasından başlıyoruz. Ayak parmağım uzandı diğer tarafa doğru ve iç bacağımla birlikte dizim sıkı, kaldırdım yukarı, indiriyorum. 30 tane yapacağız. 3, 2, 1 başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. ...14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, son 10, çek, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Süpersin, çok iyi. Hemen arkasından bozmadan burada dizini yere indiriyorsun. Ayak bileğin, ayak parmağın önde. Göğsünü olabildiği kadar dik tut. Şöyle içeri doğru yığma kendini. Tekrardan alt bacağımı, parmaklarım ileride. 30 tane tekrar yukarı aşağı indirip kaldıracağız. 1, 2, 3, 4, 5. ...16... 17, 18, 19, 20. Hadi son 10. Çek. Yavaştan kendimi kaldırdım ve diğer tarafıma doğru çevirdim kendimi. Kol omzunun altında kalsın. Vücudunu, bacaklarını hizala. Üst bacağım attım tekrar öne. Dediğim gibi şöyle duruyorsanız, topunuzu yere basmakta zorlanıyorsanız elinizle şu şekil tutunabilirsiniz. Alt bacağım kalktı, parmaklarım ileriye baktı. Hazırsanız 3, 2, 1, 30 kere yukarı aşağı indirip kaldıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ...21, 22, 23, 24, 25, 26, son 4, 3, 2, 1, 0, indir. Hemen arkasından dizimi yere koydum. Ayak parmağım, ayak bileğim önde. Alt bacağım, parmağım uzun. Yukarı doğru tekrar 30 kere indir, kaldır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve kendini tekrardan yavaşça kaldır. Gel ortaya, topuklarını birleştir. İstersen şu şekil biraz bekle. Bacak içi, kalça bölgen iyi bir esnesin ve dinlensin. İstersen aç kapat yapabilirsin. 1. Ve tekrardan
yavaş bir şekilde, çok hızlı hareket yapmadan, ani hareketler yapmadan topuklar yere basılsın iyice. Bacaklarım omuz hizası açık, omuz hizası açık kalsın. Parmak ucunda değil, topuklarım tam da değsin yere. Çünkü topuklarınız yere değmezse dengenizi koruyamazsınız. Her an düşüp eklemlerinize zarar verebilirsiniz. Burada şimdi dizlerimin içine dirseklerimi tek tek yerleştirdim. Biraz zor olabilir ama biraz daha zorlayın. Şöyle durmasın, olabildiği kadar içeride kalsın. Tek tek dirseklerimi dizimin içine yerleştirdim. Kolumu, avucumu yumruk yaptım ve gücümü avuç içimden alarak dizlerimi iki yana dirseklerimle birlikte açtım. Omzunu olabildiği kadar dik, omurganı olabildiği kadar dik tut. Nefes ver ve dizlerini kapat. Ama hala dirseğin dizinin içinde kalsın. Dirsek dışarı çıkmasın. Tekrar avuç içinden destek al, gücünü oradan al, dizlerini iki yana dirseklerinle ittir. Nefes al ver, omzunu dik tut, sırtını uzun tut, omurgan uzun kalsın. Nefes verirken kapat. Tekrar aç. Beklet biraz, beklet. Tekrar kapat. Son bir. Aç bekle. Omurgam dik. Uzun kalsın omurgan. Nefes al ver. Kapat. Ve kalçanı yavaştan yere indirebilirsin. Bunu niye yaptık diye sorarsanız, esneme, soğuma amaçlı her çalışma sonrası uygularsanız hem kasık bölgenize, hem kalça bölgenize, hem bacak bölgenize hem esnetip hem rahatlatıp çalıştıktan sonra rahatlatma verecektir. İlk başta zorlanırsınız esneme yaparken ama daha sonra daha rahat yapıp daha çok isteyeceksiniz. Ve evet, bugünlük benden bu kadar. Sizinle yine çok güzel bir pratiğin sonuna geldik. Bir sonraki spor programında RTV ekranlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.